Merhabalar, bugünkü videomda sizlere Georgia Armani My Way parfümünü tanıtacağım. Bu parfümle ilgili çok fazla yorum ve eleştiri var ama genel itibariyle hepsi aynı yönde. Tabii parfümden bahsetmek için önce neler var bununla ilgili konuşalım biraz. Parfüm içerisinde portakal çiçeği bergamot, sümül teber, hint yasemin, Beyaz Misk, Madagaskar Vanilyası, Virginia Sediri. Ve arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Parfümdeki genel itibariyle baktığımızda e, o parfümdeki bütün notalar aşağı yukarı tuhaf parfümde var. Ama parfümde farklı bir durum var. Nedir? Beyaz Misk. Beyaz Misk ile ilgili çok uzun konuşulabilecek bir durum söz konusu. Çünkü e, bilinen çok fazla yanlışı var. E, çiçek olduğunu veya bitki olduğunu söyleyenler var. E, veya bayan bulunan bulduğunu söyleyenler var. Veya farklı farklı yönler var ama e, beyaz misk dediğimiz şey biraz daha ucu açık bir konu ve herkesin dikkatini çekecek bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Öncelikle parfümümüze bakalım. Parfümümüz nasıl bir parfüm, neler hissedebiliyoruz parfümde, hangi etikleri daha fazla yoğun. Ona göre daha sonra onun üzerine konuşacağız ki şu anda yoğunluk hissiyatı buram buram vuruyor, portakal çiçeği çok baskın. Portakal çiçeği ve e, misk hissiyat, o tatlı, o çekici hissiyat, o dediğim hissiyat çok baskın. E, ve arka notada sedire bağlı bir e, şey hissedebiliyorsunuz. O hani o hafif bir odunsuluk hissiyatı hissediyorsunuz ama parfümün genel hissiyatlarıyla beraber çiçeksi ve baymayacak şekilde misk tatlılığı dediğimiz tatlılık yani ee, şimdi şekerli tatlılıktan bahsetmiyorum burada. Biraz daha yumuşak bir hissiyatı var. Ee, hafif böyle ne derler yenilebilir şekerler var böyle ee, biraz daha yumuşaktır. Onlara biraz daha benziyor ama biraz daha e, etkisi farklı. Şimdi beyaz misk dediğimizde arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Ee, beyaz misk e, bir cins olan geyin. E, tesislerinin üzerinde bulunan bir keseden alınan bir üründür. E, ilk bahar aylarında o kesi bir sıvı dolmaya başlar ve daha sonrasında o sıvı e, içerisine katlaşır ve sertleşir ve bir ürün haline gelir. Ama e, şöyle bir söz konusu arkadaşlar. E, Mis kerisi dediğimizde bir e, cins vardı biliyorsunuz. Onlar ne yapılardı? Makarttaki sıvıyı kullanıyorlardı. Bu öyle diyor. biraz daha farklı. Bunun için e, bu cins, ke, e, cins e, geyin e, öldürülmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi e, şu an zaten bu hiçbir ham madde, Bu ham madde hiçbir yerde kullanılmıyor. Yasak kullanılması. Çünkü yakalanan hayvan ayırt edilemeyeceği için erkek mi, e, dişi mi, e, her hepsi için ölüm söz konusu olabiliyor. Etik değerlerden dolayı kullanılmıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu e, oluşan sıvı o kesenin içerisinde İlk bahar aylarında çiftleşme dönemleri geldiğinde idrara kalışarak e, ve vücutta hani o vücuttaki koku hissiyatlarıyla yani ter gibi koku hissiyatlarıyla dışarı çıkarak dişi e, geyi etkilemesi söz konusu. Bu ham madde uzun yıllar boyunca gıda olarak da kullanılmış ki hani buradaki amaç yiyen kişinin terinden çıkan etkiyle karşıdaki insanın etkilenmesi dan kaynaklı. Dolayısıyla biraz daha hani bahsettiğimiz afrodizyak etkisi hissiyatında e, öne çıkartıyor. Fakat miskin şöyle bir etkisi var. Bu çekicilik etkisini herkes algılayamaz. Yani 5 insandan birisi e, aşağı yukarı yani %80'lik yüzde yüzde bir e, olumlu yanı var bunun yani etkisi menzili var. Tabi bu ne kadar gerçekçi ne kadar değil bilmiyoruz ama e, tarih boyunca çok fazla kez e, bu alanda cinsellik alanları, otizm alanında çok fazla kullanılan bir ham madde ve aynı zamanda o beyaz miskin ten ter kokusu ile beraber çıkma söz konusu ki zaten bunun içerisinde kullanılan aynı beyaz misk dediğimiz ham maddenin organik dediğimiz sentetik yani organikten kastımız şimdi ülkemizde şöyle bir şey var organik dediğimiz zaman saf doğal yollar değil organik yapısı vardır onun bir e, karbon zinciri vardır İşte örnek veriyorum artık nasılsa o karbon zincirinin o yapıyı e, ee, laboratuvar ortamında tekrar dizayn ederler ve bu sefer e, onu farklı ham maddelerle elde ederler. İşte selatiller, saflaştırırlar, yeniden uçururlar, farklı bir ham madde eklerler, saflaştırırlar şeklinde ve en son o bağı oluştururlar ve o bağ oluştuğunda aynı etkiyi gösterecektir artık. Dolayısıyla aynı etkiyi gösterdiği zaman da biz ben yani şu anda kullanılan ham madde onlardan birisi zaten ve bu şekilde üretiliyor, bu şekilde yapılıyor. Beyaz misk biraz daha e, çekicilikten kastım daha rahat bir koku. Ama şöyle durum söz konusu bu parfümlerde kullanılan kısım seletilmiş hali çünkü bu ham saf olarak kullanmanız e, tamamen iticilik gösterir çünkü e, günlerce, haftalarca e, yıkamamış pis bir koku oluşturur e, veya bazı e, eski tabirlerde e, göbek deli kokusu diye tabir edilebilen kokudur. Bu da e, o kokunun artık ne kadar itici bir koku olması gerektiğini, saf halinden bahsediyorum bunun. E, ve bu koku e, seyreltilerek, yani seyreltilerek aslında e, içerisinde su katla muhabbetli değil. İşte örnek veriyorum şu anda aktara gittiğinizde sizin diyorlar, işte uçucu yağlar vardı orada bir sürü. O yağı aldığınızda, o yağın arkasında okuduğunuz uçucu yağdır ama şu yazar işte seratilmiştir. İşte zeytinyağı ile ya da farklı bir ham madde ile seratilmiştir. yazı vardır. Dolayısıyla yani aynı etkiyi yaşamazsınız. Aynı etkiyi görmezsiniz. Daha hafif, daha, çok çok daha hafif bir etki görürsünüz. Bu da aynı şekilde biraz daha hafif bir etkiye sahip. Biraz daha otraklı bir etkiye sahip. Ama çekicilik konusunda gerçekten çok ciddi bir oranda etkisi var ki 2020 yılında piyasaya sürülen parfüm olduğu halde şu ana kadar sertlerden hiç düşmeyen bir parfüm, kalıcılık ve etkisi çok iyi bir parfüm. Çekiciliği çok iyi bir parfüm. Her beğeni açık olduğunu düşünüyordum ben. Çünkü parfümün etkisi çok iyi. Yumuşak, ferah, rahat, çok ferah. Yani ferah değil ama böyle şey. Boğacak boğucak parfüm değil. Tatlılığı şeyle tatlı parfüm değil. Böyle şey tatlılığı. şeftali tatlılığı vardır ya. Hani şeftali değil. Onun düzeyinde bir tatlılık. Yani çok aşırı tatlı değil ama hani e, bir şerbet tatlılığı yoğunluğu değil bu. Şeftali tatlılığı şeklinde bir yoğunluğu var. Hatta bunun biraz da şey var böyle benzer e, kısmı ne diyebilirim Bubble bilir misiniz? Bubble diye bir otosprayı e, var. Aynı zamanda eskiden sakızı vardı bunun. Sakızdan sonra otosprayına geçtiler. Böyle pembe çocukların çok sevdiği, biz de çok severdik eskiden o bubble e, sakızının biraz daha e, hatta bayağı bir yumuşak bir versiyonu, o çok ağır bir şeker sakızı, bayağı bir yumuşak bir versiyonu ama benzerliği çok yüksek, e, yakını çok yüksek dediğim gibi. Bergamot esyatını çalmıyorsunuz başlarda ama daha fazla ihtimalle bunu alabiliyorsunuz. E, etkisi iyi, misk etkisiyle beraber yoğunluğunu artırıyor. ve zaten parfümün alan amacı misk orada zaten, çünkü hani etkileyici parfüm olması dikkat çekeceği, şehvet verici parfüm olmasından dolayı bu etkiye sahip ve bu noktalarla dizayn edilmiş parfüm. Bu parfüm videomuza bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Keyif seyirler diyorum. Hoşçakalın.